Anneciğim, senin burnuna da kötü bir koku geliyor mu? Geliyor geliyor, babandır evladım. Dünden beri önü de kendisi. Rica edeceğim, önünün arkasından konuşmayın. Espri yaptım. Güzeldi ama. Oo, Saka ailesi. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Maşallah sabah sabah şakıyorsunuz koro halinde. E tabi. Resmen yaşıyorsunuz hepiniz. Hakikaten ölü mü sayıyorsun baba sen kendini? Tabii kızım. Devlete göre resmen ölüyüm ben. Şimdi mesela araba almaya kalksam alamam. Ehliyeti yenileyelim diyelim. Yenileyemem. E hadi yanıldık. Bir çocuk yaptık arada. E ona nüfus kağıdı lazım. Onu da alamayız. Aa, denin zoruna bak. Yeni çocuk yapacakmış. Horoz ölmüş de gözü çöplükte kalmış böyle. Ayrıca meseleye bir de iyi tarafından bak baba. Artık sana vergi de tahakkuk etmeyecek. Ya. Büyütecek bir şey yok değil mi babacığım? Yazarız kahvaltıdan sonra ilgili mercilere dilekçemizi, hayata döndürürüz seni tekrar. Yok canım, ne uğraşacağım, artık ilgilenmiyorum bile. Onlar beni tanımıyorsa ben onları hiç tanımıyorum. Bu istenmediğim hayatta yaşamak istemiyorum artık. Samim efendi, sen dükkana gitmiyor musun yavrum? Hadi, ne oturuyorsun hala burada? Ne dükkanı baba ya? Dün senin işin var diye gittik açtık ya işte. Hem esnaf etiği bakımından bugün senin gitmen gerekir ya. Yavrucuğum, ben artık resmen ölüyüm. İmza yetkim bile yok benim ya. Hadi. Olmaz ama öyle şey baba. Hemen öyle her şeyi kabullenmemen lazım. Yani bir Saka gibi mücadele et babacığım. Sıdıka, sen de şu dilekçeleri yaz kızım. Gerekirse tahkim kuruluna falan gideriz artık, ne yapalım. Ne var lan, gidip açsan şu dükkanı ha? Bana bir şey olursa günün birinde sen açmayacak mısın bu dükkanı? Sen alacaksın işleri üstüne. Ya bunu şimdi bir tatbikat gibi gör, şimdiden alış. Hadi yavrum. Safiye, söyle bakalım. Ben nereye gömüleceğim? Zekeriya'cığım, senin için özel piramit yaptırıyoruz anacığım. Böyle hazinelerinle birlikte oraya gömeceğiz ya. Saçmalama Zekeriya. Genceciksin sen daha. Yollar şeytan kulağına kurşun yani. Ne var kız? Allah Allah. Dünya fani, ölüm hani. Ya bir kere söylesen ne olur yani he? Şurada bir çeşit prova yapıyoruz sayılır. Ben öyle ölü koca istemiyorum bu evde. Yok. Ya ben bu devlete 35 sene hizmet ettim. Onlar beni ölü saydılar. Ya şimdi bu saatten sonra kapı kapı dolaşıp da ben yaşıyorum diye dilenemem onlardan. Sen de vakit varken git kendine bir dul maaşı bağlat. Yavrularım, gece ananız fare mare diye beni dürtünce uykum kaçtı. Oturdum uzun uzun düşündüm. Bana bir şey olursa yapacaklarınızı yazdım bu kağıda. Vay, vasiyet ha? Dükkan benim. Yok ya, biz neciyiz? Bir, mezar taşım tavla şeklinde yaptırılacak. İki, Sıdıka'ya esnaf bir koca bulunacak. İlla esnaf olacak yani baba. Evet yavrum, evet esnaf olacak. Ya memur olduğunda ne olduğunu görüyoruz işte. Hafazan Allah. Ya evrak hatası sonucunda genç yaşta dul kalırsan? Kim acaba? Boğacık, hoş geldin. Ah Safiyeciğim, acımasın diye rahmetlinin elmasını da yapıverdim. Eline sağlık. Kimseler gelmemiş ha, gördüğüm kadarıyla. Zaten ben de çok kalacak değilim. Ocakta yemeğim var. Şöyle bir baş sağlığı dileyip gideceğim. Ayol. Zekeriya Beyciğim, dağ gibi adamdı. Ayol, yok öyle bir şey. Gonca Gül, üzme kendini anacığım. O sadece resmi olarak ölü, kağıt üstünde. Yoksa hayatta yaşıyor. İlk zamanlar kabullenmesi çok zor olur. Bilmem mi? Bana da öyle olmuştu. Tam bir ay rahmetli kocamın tabağını, çatalını masadan hiç eksik etmedim. Yemekleri de 4 kişilik bir aile yiyecekmiş gibi pişirdim. Nereye gömeceksiniz la? Yeri belli mi? Bu sabah konuştuk da Sinop diyor kendisi. Mezar taşın da böyle tavla şeklinde olsun istiyor Gonca Gül. Ya ay, şansını son kez de banlerle deneyecek herhalde. İlkileceğim. İlahi Zekeri. Kız salak, git Gonca Gül teyze.
üzerine çay getir hadi. Ben de sana helva getireyim kız. Dur otur şurada. Ay. Aa, analı kızı bir tuhaf olmuşlar ayol. Kolay değil tabi. Adam birdenbire gidiverdi. Şoka girdi. Dağ gibi adam. Anne bir de elma kavurumun çitliği gitti. O kadar ölmüş zannediyor babama. Anlatsan da anlamaz o şimdi. Rahmetli kocasının anılarını anlatır durur. Onun için biz de böyle hı 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 diyelim. Ondan sonra geçip gitsin. Boş ver. Hadi. Ah Zekeriya Bey. Ah. Oralarda da gülüyor musun şimdi acaba? Sayın yetkili. Sayın yetkili. Devlete ve millete çeşitli aşamalarda 35 yıl bir fiil hizmet et. Bu sesi de hala yankılanıyor evin içinde. Devleti ve... Bu ne ya? Ulan kendi yazdığım dilekçeyi okuyamıyorum ben. Kocagül Hanım, şunu bana bir okur musunuz? Dilekçe müsveddesi yazdım da gözüm tam seçmiyor. Üstüme elik sağlık. Şey yapamıyorum. Ay yaşa derinden. Bakın şurası be. Hayalet! Ay Zekeriya ne oluyor ya? Ne yaptın kadına ha? Ne bileyim lan ben. Dilekçemi okutacaktım. Hortlak görmüş gibi kaçtı karı. Ay kaçar da bir Zekeriya. Aa, kadın seni ölü zannediyordu ayol. Heh. Yaşadığımı öğrendi. İyi oldu o zaman. Bir hortlak gibi yaşamaktan sıkıldım artık. Karar verdim. Bir Sinopluya yakışır şekilde gidip aslanlar gibi mücadele edeceğim. Ne pahasına olursa olsun kendi kimliğimi, kendi benliğimi geri alacağım. Ya maaştan vazgeçtim tamam mı? Ben beni istiyorum. Dünya alem duysun. Zekeriya Saka ölmedi. Yaşıyor. Ah delikanlı. Ne kadar severdim kendisini. Evet. Biraz didişir tartışırdık kendisiyle ama kendisi hayatımda tanıdığım en iyi kalpli, en becerikli emlakçıydı. Taziyelerinizi yeterince sundunuz Hayriye Hanım. Yani izin verirseniz yapacak işlerim var. Hepimiz bir şeyler yapacağız delikanlı. Ben kendi adıma bugüne kadar Hayriye Durgun olan apartmanımın adını bundan böyle Zekeriya Saka olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Kendisi öldü ama ismi sonsuza dek yaşayacaktır bizimle. Lan Samim! O çekmecede benim şey olacak nüfus kağıdı. Ver onu da ananla elektro devlete gidip dilekçe vereceğiz. Bürokrasiyle kapışacağız. İyi günler Hayriye Hanım. Zekeriya Bey. Gördüğüm kadarıyla siz yaşıyorsunuz. Ne o? Ev derdin bitti. Şimdi de canıma mı susadın kadın? Düşünüyordum. Kendini öldü gibi gösterip üzerine bir düzine kadar gayrimenkul yaptıracaktın ha. Bir dolandırıcılık peşinde olduğunu anlamalıydım zaten. Sahtekar herif. Emlakçı eşkıyasısın sen. Lan Samim tut lan beni. Tamam, bu kadını nüfustan silmek istemiyorum. Tut. Ben de bu resmi çoğaltıp bütün tapu dairelerini astırıp altına da arazi mafyasıdır yazdıracağım ha. Kadın kapa çeneni de çıkıl git dükkanımdan. Çıkıl git. Yeter! Yeter anladım, yeter! Kel öldün ama sırma saçlı olamadın. Yaklaşma, yaklaşma üstüme vururum bak! Vur ulan vur! Ben zaten ölmüşüm, vur ulan! Olur vur, zaman! Vur, vur da gülüyor! Vurdu lan! Neler vurdu ha! Eşşoğlu üstü! Bir doğru dürüst tutamadın beni ya!